şimdi ustad bir ölçü getirdiği zaman e, insanlık dünyasına getirdiği ölçü Müslümanlarda da cari o ölçüye giyilir. Müslümanlarda da cari olan ölçü de nurcularda da cari. Nasıl? Ustad diyor ki yüzde sekseni avamdır. Bu daireyi her tarafa da her şeydir. uy, Bir dershaneye bile yapabilir miyim? Tabii uygulayayım bak. Hı. Yüzde seksen avamdı, yüzde yirmi tahkiktir diyor. İnsanlık dünyasında öyle. Geç şeye, Müslümanların içerisine yüzde seksen ehli tahkik, şey, avamdır. Yüzde yirmisi e, ehli tahkiktir. Yüzde sekseni taklittir, avamdır. Müslümanların. Gel Nurçulara. Nurçuların yüzde sekseni avamdır. Taklittir. Ön lastiği takip eder. Asker gibi ya yani komutana tabi yat yatar. Yüzde yirmisi ehli tahkiktir. Lokomotif insanlar az olur. Çeken. Çoğu insanların çoğusu e, vagondur. Demek ki insanların çoğusu yüzde seksenin avamdır, taklittir, taklit eder. Yüzde yirmisi tahkik, tahkittir. Bunlar insanlığı çeker. Gel İslamiyet'e, maneviyata gel. Yüzde sekseni avamdır, yüzde yirmisi tahkiktir. Gel nurculuğa, geleceğim şimdi, onun iki defa tekrar ediyorum. Gel nurcul nurculara, yüzde sekseni avamdır. Nurcuların avamı ya, avam ya. Yani. Koyun gibi ders dinler. Gider. Abi ne derse abi derse eylemci değil. Aksiyon bir adam değil yani. Aksiyon insan değil. Ve vurma dokunması işte zor ayakta duruyor işte. Yüzde yirmisi tahkiyettir. Gel aileye on kişiden sekizi taklittir. Birisi ikisi tahkiyettir. Gel insana. İnsan vücuduna gel. Yüzde yirmisi, yüzde yirmisi ehli tahkiktir vücutta senin. Yüzde seksenin senin avamdır. Yani yüzde yirmisi lokomotif gibi diğer duygularını çeker. Mesela uygulayalım. Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, sevk-i mukaddese, surur-u mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar-ı mukaddese, e, lezzet-i diyor, memnuniyet, iftihar mukaddesidir. Yedi. Yedi. Bu şuunat değil mi? Şuunat. Geçe, dima, ta'ül, tasavvur, ta'kul, tasdik, izan, itizam, itikat. Yedi. On dört. Tamam mı? Geç vicdana. Vicdanın dört mertebesi var. İrade, zihin, his, latife, rabbanı. Kaç Kaç etti? On dört, on sekiz. Kalp, Mesela kalpte ne var? Latife-i insaniye var. Tamam mı? Latife-i insaniye var. Bir de tamam bunlar ne yaptı? 19. Bir de ruh de 20. 20. 20. Ne kadar hissiyat var? Nihayetsiz. Onun için bir insanın e, cari olan kanun cemaatta da cari. Bazı insanlar lokomotif mesela çeker. Lokomotif insanlardır. Onlar hem yük yuk, vagon çekerler, yük çekerler. E yani cemaatin yüklerini üzerine alırlar. Bazıları da yükünü cemaata bırakır. Cemaatin yükünü çekmek şöyle dursun, yükünü cemaata bırakır. Ekonomide de öyle, maneviyatta da öyle. Cemaatin dershanenin sevk idaresinin ekonomisi yüzde 20'unun üzerinde. ...on kişinin ikisinin üzerindedir. Maneviyatta da öyle. Bak güldüm. Maneviyatta da öyle. Yani işin ipini göğüsleyenler, cemaata dışarıdan gelen taziklere göğüs görenler... aynı zamanda bunlar cemaati motive ederler, canlı tutarlar. E ondan sonra cemaatin ülfetini kırarlar, ünsiyetini artırırlar. Bunlar üz değil midir? bu gelmiş ki sana şey okuyayım. Ülfet belasına niye düçar olduk? Nasıl kurtulunabilir? Ülfeti şöyle anla. Ülfet dünsiyet. Birbirine çok benziyor. Onun için şöyle bir e, subliminal yapayım. A, B, bilirsin. A, B, C, Ç, D, E, F, G, K, L, G, H, I, 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 K, L, J, K, L, M, N. İlk önce L gelir. Ne, nuna Nide'ye göre. Lüleburgaz. L, Nide, sonra gelir. K, L, M, N. Tamam mı? Ülfet, oradan ezberle diye. L, Lüleburgaz, beladır. Ünsiyet, nide, nimettir. Mesela e, şeyi diyelim ki Risale-i Nur'a uygulayalım. Tamam mı? Risale-i Nur uygularsan bu nasıl olur? Şimdi ders okuyorsun veya ders yapıyorsun. Her gün aynı şeyi anlatıyorsun. Tekrar gibi gözüküyor. Tekrar gibi gözüküyor ama bu ülfettir yani. Ne olursa olsun Kur'an'a bile ülfet olur. Artık alışırsın. Sıkar adamı. Mesela ağaca baktığın zaman ders yapıyorsun. Her zaman şunu diyorsun. Renk. Renkten e renklendiren yağmur levin. Şekline bakıyorsun ya musavir. Ölü topraktan dire ağaç çıktı ya hay. Ya bunu sen ders yaparken sen bunu zevk alıyor musun? Yok. Yok yani yok. Buna insan alışmış artık tekrar etmeyle bu sende sıçratma yapmaz yani motorun enerjisini imal eder Ben sıçratma diyor. kendini motive eder ayakta durursun Bobinaj gibi elektrik tam böyle neye benziyor arabadaki akü motoru çalıştırırken ceylan biter sonra araba çalıştıktan sonra bobin biten aküyü basar doldur. Böylelikle devam eder. Yani bu ağaca bakarak böyle esmayı hep aynı şey anlatmak insanı ruhen doyurmuyor. Seni koruyor, cemiyetten koruyor. Günahlardan koruyor. Ayakta duruyorsun da yüzde yirmi seksensin yani. Yüzde yirmi nasıl olunur? Onun içine, içine girmemin işini şimdi anlatacağım. Ülfetin olmadığı yer yok. 26. lemadan anlıyoruz. Diyor ki Kur'an okurken Bediüzzaman ha ben değil. Artık diyor ülfet verdi diyor. Kur'an. Sonra başka bir tarafa açıldı. O diyor ülfeti kırdı. Özür dilerim yani bilmen için. Özel hayatı bilirsin evli barklısın. Ülfet oluyor. Allah ulfeti kırmak için özürlü günü uzaklaştırıyor seni merhameten. Bak ülfeti kaldırıyor. En ali baklava yiyorsun. En ali baklava yiyorsun. Ülfet oluyor. Çorbaya dönüyor yani. Her şeyde ülfet var. İman lezzetinde de ülfet var. Dahilerisi olur mu? Günahta da ülfet var. Mesela günah ilk yaptığın zaman ufak ne kadar deşit alıyordun, sipsiye oluyordun. Azap duyuyordu. Sonra o günah yapa yapa ona alışıyorsun. Seni etkilemez oluyor. Bir üstüne çıkıyorsun. İmanda da öyle. İman böyle nurdur. Oo, şefteniyorsun. Tamam daireler gitmiyor. Yenilemen gerekiyor. İmanını arttırman gerekiyor. Arttırmak gereği ülfet belasından kaynaklanıyor. Ülfet beladır. Peki abi ülfetin kendisi mi bela? Yoksa ülfette olduğunu fark etmemesi mi bir insanın bela? Ülfet bir beladır ama ülfette olduğunu bilmemesi belanın belasıdır o. Hani bilmez bilmediğini bilmez ne olur? Ceyli mürekkep olur. Bilmez cehalet olur. Bilmediğini bilmesi ceyli mürekkep olur. Bu niçin oldu? Ee, sonra ünsiyet var. Ni'de. O eee yakınlık, ruhta hissetme. Yani ülfet beladır ünsiyet nimettir. Ya Rabbi ülfet, ülfeti kaldır, ünsiyetimizi artır. Yani yakınlık, Allah'a yakınlık. Yani tefekkür, ünsiyeti doğurur. Tefekkür, devamlı ünsiyet. Yani yeni bir şey. Yani yeni bir hakikatla ruhunu tanıştırmak. Ruhuna ünsiyet ediyor. Yakınlık hissediyor. Öğrendikçe Allah'a yakınlık hissediyor. Veya şimdi okuyacağım biraz sonra. O dinledikçe, öğrendikçe kendine yakınlık hissediyorsun. Kendinden zevk alıyorsun. Bak bu dersleri dinledikçe. Kendine taşınıyorsun. Kendine tanışıyorsun. Kendini seviyorsun. Kendi zaaflarını öğreniyorsun. Kendi güçlü yönlerini öğreniyorsun. Kendinden dolaşıyorsun. Kendinle meşgulsun. O nispetten de dedi şarya musamalı davranıyorsun. E kendine ünsiyet et, etmesen, yani yakınlık hissetmesen, çoluk çocuğuna yakınlık hisseder misin? Abi ülfet peki bir insan ülfete başladığı anda mı kalıyor? Yani mesela diyelim ki bundan 5-10 sene önce bir insan hep okuyor, 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 okuyor ve bir ülfet başladı ondan. <laughs> Mesela bundan 2013'te bu adamın ülfet başladı. <laughs> bu ülfetin başlaması o adamı orada mı bırakıyor? 18'de dahi. Orada, yok. olsa. 20 sene geçti hala orada. Orada kalıyor. Mesela abi. delil. Ee, 30 sene demel geliyor bir kitap okumamış. Ama her pazartesi derse geliyor. Mesela başka kitap okuyor. 20 sene demel dershaneye geliyor. Bir fatura ödeme hatırına gelmiyor. Bak o lambanın altına ders dinliyor. Tuvalete gidiyor, su harcıyor, kağıt harcıyor. Ulan bu arkadaşlardır da gökten gelmiyor. Adet ola çalışıyor. Bu millet ödüyor. Bir fatura ben ödeyeyim demez. Bak ülfet etmiş. Bela. Yani senin faturana kimse muhtaç değil ki. Sen muhtaçsın. Dünyada yapanlar yapmayanlar hepsi bitti gitti. Ahirete gittiler. Şu kadar Altı bin sene geçmiş ya. yedi bin sene geçmiş. Yedi bin seneyi tamamlıyor. insanlık alemi hadise göre. Zengin, fakir, veren, vermenin hepsi gitti. Kayboldu. E sen de kaybolacaksın. Ben de kaybolacağım. Adama gelmiyor. Yani ülfet böyle bir bela yani. Yani 30 yıllık bir Nurcu abi eğer 10 senesinden sonra ülfete girdiyse ondan sonra gelen 15 sene... Çıkabilir. 15 senelik olan bir Nurcu mesela abi o 45 sene olurken yeni gelen onu geçebiliyor o zaman. Tabii geçer. Ülfeti, ülfeti kıran, devamlı kendisine yatırım yapan, gayretli olan, ondan sonra tefekkür mesleğine ilerleyen, tefekkür devamlı ünsiyet verir. Devamlı seni öteye taşır, devamlı. Yani alışkanlık olmaz. Tefekkürde zevk var devamlı. Şey aklıma geldi de abi. Şeytan o zaman o Allah'ın hani secde et dediğinde mi kaldı abi? O kadar. Şeytan secde etti. Sonra bana secde ettin dedi. Bir de deme et dedi. Bakalım samimi misin değil misin? Orada kaldı abi. Adem demek insan değil. Ee, insan, insanı meydana getiren salsal. Yani kargas bina. içeride kimse oturmuyor. Adem demek secde ettiğin şey nefis takılmamış. Adem, Adem Aleyhisselam'ın e, vücudunu meydana getiren Esma-i Hüsna'ların bütünlüğü. Ha, ona secde ettin diye. Bana secde ettin. Onun için e, Allah ile kimse kavgalı olmaz. Meziyet değil yani. Meziyet Allah'a kul olan insan, dava arkadaşlarınla uyumlu olmaktır. İhlas öyle geçiyor. İh Nedir biliyor musun? ya? İhlas Allah'a karşı durumu gibi gözükürken yaşadığın cemaatta, yaşadığın yerde olayları Allah ile mi yorumluyorsun? İhlaslı olup olmadığını mağarada olan insan bilmez ki. Ben senle yaşarken durumum, sana karşı durumum ihlaslı olup olmadığım belli olur yani beraber yaşıyoruz. Anlıyor musun? İhlas ihlası herkes Allah'a iman etmiş. Herkes ihlaslıdır. Herkesin imanı da sorun yok ki. İhlas neyin farklı? Yani sana karşı durumumla yani ilişkimle ihlasım belirleniyor. Sana yaptığım acaba Allah için mi yapıyorum bunu? Allah için mi veriyorum? Allah için mi kurban kesiyorum? Allah için mi hizmet yapıyorum? Allah için mi ders okuyorum? Şöhret için mi yapıyorum? Sana sadaka verirken Allah için mi veriyorum? Bak ilişkilerimizde Allah oluyor. Yoksa Allah ile ilişki değil yani. Abi şu nazar olabilir mi? Mesela şeytan mesela Allah' secde etti. Allah onun ihlaslı, samimi olup, sadakatli olup olmadığını sınavını Adem Aleyhisselam'ı koydun Evet önüne onu koydum. Benim de önüme e, kardeşimi koyuyoruz. o zaman. Evet. Aynı. Ona Demekten bir şey yok yani. Aynı. Şey yok ki. Allah'a kimse kavgalı değil ki. Biz birbirimize kavga. Biz davayı Allah ile münasebetimizde kaybetmiyoruz. Biz davayı beraber yaşarken kaybediyoruz. Adem Aleyhisselam yokken şeytanla Allah kavgalı değildi ki. Ne zaman onu yarattı? Kavga ortaya çıktı. E dershanede de öyle. Bakayım kim kazanacak? Yani şeytan kadar secde eden yok. Şeytan kadar alim olan yok. Şeytanda ne vardı? O sende olmayacak işte. Niye secde etmedi? Kur'an'a göre haset etti diyor. Kur'an. Kibirlendi diyor. Tamam mı? Kur'an böyle söylüyor. Haset etti diyor Adem'i, bir de kibirlendi diyor. O zaman dershanede arkadaşlarımıza, kardeşlerimize haset etmeyeceksin, kibirlenmeyeceksin. O zaman onu tems o, o anı mı yaşıyoruz esasında evet. o sınavda? O anda haset ettiğin anda şeytanı yaşıyorsun. Çünkü onun sıfatı. Yani ben o topraktan, ben ateşten. Evet. O yeni, ben, ben eski. eski. Ben iyi konuşuyorum, o konuşamıyor. Ha. Bir tanesi sordum. Ya kardeşim niye böyle yapıyorsun dedim. Ben farklıyım dedi. Niye farklısın? Ne özelliğin var? Ben namazı çok güzel kırıyorum dedi. E, ben de farklıyım dedi ona. Ne özelliğin var dedi bana. İnan dedim çok iyi baklava yerim dedim ben. Baklavayı çok severim ya. Çok acayip. Yani e, aynı ya değişen bir şey yok. Aynı motifler aynı. Şeytan yerine şeytan neyle imtihan oldu? Allah ile imtihan olmadı. Adem'i koyduğu zaman biz Allah ile imtihan olmuyoruz ki tövbe ya Allah biz kim ya? Ha Allah bizi birbirimizle imtihan ediyor. Mağarada olan adam sadakat derdi mi olur? İhlas derdi mi olur? Takva derdi olur mu? Takva olur mu maharetli olan adam? bir dünyada hiç kimse yok. Bir sen varsın. Takva olur mu? Kim yok, ne takvası ya? Ne haramı? Kimse yok ki. Peki ülfet nasıl kalkar? Ustad zaten bunu söylüyor biliyor musun? Onu da söyleyeyim. Ustad diyor ki mevcudatın zahirini tefekkür ederken dedi bu bana bir sene yetti diyor. 24. mektupta geçiyor. Çok tuhaf değil mi? Evet. Yani ya mulevin, ya musevir, ya Mukadir. Bu bana diyor bir sene. Şöyle diyor. E, esma mevcudattan Allah'ı görme y yolu 24. mektupta geçiyor. Bana bir sene yetti. Peki ustada bir sene yeten bir şeyi sen ömür billah devam ettiriyorsun. O yol uzun bir yol değildir. Devamlı değil. Ha yenilere ders yapmak başka. Yenilere ders yapacaksın tabii onu. Yeni tanıştığın Kendini motive eden konuşuyorum şimdi bu. Demek ki sanattan sanatkara gitmek bir seneliktir. Usta bana bir sene ettirdi. Hadi sana on sene olsun. Bana on sene olsun. 24. mektupta diyor ya. Bana bir sene kafi geldi diyor. E sen 50 sene bir kafi yapıyorsun. Ülfet belası olur. Peki ne diyor? İkinci yol esma yoluyla diyor. Hayli zamanda bana kafi geldi diyor. Gene bitti diyor. Daha zevk vermedi diyor. 32. sözde var ya zahirine gözüken esma. Sonra üçüncü bir yol bana gösterirdi diyor. Tamam. Bunu 24. mektupta söylüyor. Biz ise seneler senelerce ısrar edip duruyoruz. Yani Sanattan sanatkara, sanattan sanatkara. Yani bak bir daha söylüyorum. Millete ders yaparken, yenilere ders yaparken bunu böyle yapacaksın tabii. Kendini diyorum, kendini motive etme adına sanattan sanatkara ısrar etme. Bitti o. Biliyorsun. Allah kesin var. Ondan sonra sonra devam ediyor 24. mektup. Ustadın takip ettiği izi takip edeceksin ya. Ustad takip ettiği nedir? Sonra diyor Esmadan Musmaya baktım diyor. Esmadan Musmaya baktım. Kulağım biraz kapalı olduğu için fazla set mi mu yumuşak mı? İyi mi tamam. Şimdi Esmadan Musmaya gittim diyor. O da tarih vermiyor, bir sene demiyor. Hayli devam etti diyor. Sonra buna da ülfet ettim diyor. Sonra bana başka bir yol açıldı diyor. O yoldan bahsedeceğim şimdi. Yani şefkati mukaddes Onları nasıl görmüş? Şimdi biz ustada bir sene kafi geleni biz ömür billa devam edersek ülfet, ülfet belası kaçınılmaz olur. O zaman biz zahirine has nazar ve hasrı fikretmişiz. Kışırında kaldık. Ülfet belasına düşer olduk. Biz Risale-i Nur'un manasını Zahirine hasır nazar hasır fikrettik. Zahir nedir? Lugatı nedir? Buna kanaat ettik. Ülfet belası başımıza düçar oldu. Peki ne yapmamız lazım? Ustadımız 24. mektupta takip ettiği yolu takip etmek lazım. Yani evvel ahir zahir batın esmalarla bakmaya alışmamız lazım. Dört esma ile bakmam. Mesela ağacın bir zahirsi var görünüşü. Zahir. Bir çekirdeği var. Evvel. Bir ağacın meyvesi var. Ahir. Bir de ağacın görünüşünün arkasında makine tarafı var. Batın. Biz şimdiye kadar hep ağacın zahirisine baktık. Buna baka baka ülfet belasına düşer olduk. Dört tane ismi bütünlememiz gerekiyor. Bütünsel bakmamız lazım. Örnek vereceğim şimdi. Bu nasıl olacak? Mesela ağacın zahirisi, ağacı unutma. Ağacın zahirisi yap mesela nasıl olacak? Uygulayalım şimdi. Basit bir biraz sonra keserim. Tasavvufta da, tarikatta da nasıl, bizde nasıl? Kıyas kıyas gideceğim şimdi. Yaptığımız gibi eşyada esmaları seyretmek lazım. Yani zahirisi nedir? Bu mevcudatın mevcudatta esma ustalar okumak. Ya mulevin sanattan sanatkara gitmek. Allah bunu sanatla yapmış. O zaman sanatkar var. Allah renklendirmiş. Allah mulevin sıfatı var. Ölüden toprağa çıkartmış, yahacı çıkartmış. Yahay. Hikmetli yapmış. Ya hakim. Ya bir ağacın olabilmesi için güneş lazım, dünyanın dönmesi lazım. Eğikliği, dünyanın 20 derece 27 dakika eğik olacak vesaire. Havanın önemi lazım. Bunlar hepsi, hepsi nedir? Ee, zahirdir. Ağacın görünüşüdür. Tasavvufta buna zikir evrat derler. Tasavvufun zahircileri, nurculan zahircilerini ikisini kıyas ediyorum. Sırf böyle Esma'ya baktın, Esma yoluyla Musema'yı buldun. Yamulevin, Yamuk Kadir isimlerin manasını mevcudattan görüyorsun. Yani mesela ben şu ağaca baksam rahat 30-40 tane Ustad diyor 70 şey bitkide 20 tane insanda 70 şu ağaçta 20 tane ya yani 10-15 tanesini rahat şimdi sayar Allah'ın izniyle ama bu netice değil yani demek ki nurcuların zahircileri kimdir? eşyadan musemaya Allah'a gitme yoluna kanaat etmiş. Tarikatta bunlar kim? Tarikata olursa tarikatçıların zahirisi kimdir? Zikir ve evlatlar ile meşgul bitmiş. Peki batın ağacın arkası. Anlıyorsun değil mi? Anlaşılıyor mu? Ağacın görünüşü zahir. Zahiru esması bu. Şimdi batın esması ağacın arkasındaki makina. Murşularda ne, tarikatçılarda ne? Zahirin bak zahirin batın tarafı ki kainattır. Ne demek? İnsanı ekbere geçmeli. Yani ben kimim? Kainat kim? Kainat benim açılımımdır. Ben çekirdeksem bir çınar ağacı düşün. Ağacın kökündeki çekirdek düşün. Ağaç çekirdekten çıktı. Ha. Kainatın çekirdeği benim. Kainat benim açılımım. İsmi batın cihetiyle öyle bakacaksın. Bir şeye baktığın zaman vücuda kainatta da var. İnsan ekber. Yani. İnsan, insan ekber. Yani buna tefekküre yapa yap alışmamız lazım. Ben Kainatı ı surayım. Kainat insan ekberdir. Bende ne varsa kainatta da vardır. Mesela bende akıl var kainatta lefi mahfuz var. Bende kalp var, kainatta arş var. Bende nefis var, kainatta kürs var. Tamam. Bende kuvveler var. Mesela Cebrail, lefi mahfuzun mümessili. Bende de dima var, akıl onun mümessili işte. Mesela arş-ı azamdan, yani bunu uygulayayım mesela. Yani aklımız lefi mahfuzdan, kalbimiz arştan, ruhumuz arş nefsimiz kürsten haber veriyor. Bu kainat insanının nevi hükmündedir. Etsa ve efradi hükmüne geçer. Yani şimdi bu kainatta gördüğümüz dağlar, tepeler, kadın, erkek, domuz, zilan, deniz, taş, toprak, Almanya, Türkiye. Yani ne görüyorsun kainatta? Hepsi ben çekirdeğinden yaratılmıştır. Öyle düşüneceksin. Alışacaksın bunu tefekkür edeyim ben merkezli bakmaya. Yani çekirdekten kütük çıktı. Çekirdekten dal, yaprak, koku, renk, meyve çıktı ya. Hepsi çıktı. Ha bu kainatta ne varsa herkes kendisine şöyle düşünecek. Pergeli kendisini koyacak. Hepsi benden yaratılmış. Çünkü mahiyet insani sen ben nasıl olacak? Mahiyet insani birdir. Inkısamı gayri mümkündür. Her bir birey Peygamber Aleyhisselatü vesselamın timsali nurudur. İnikasıdır. Yani küçültülmüş modeli biziz. İşte buna alışacağız. Bu e, bizde böyle yani şu mahiyet insani birdir. İnkısamı gayri mümkündür. Sırları kendine bakmak. Buna alışacağız. Tasavvufta batın ne demek? Şeyhlerine bakarlar. Tarikatta zahir neydi? Evrat ve eskarına bakar. Batınısı nedir? O evrat ve eskarın kaynağı şeyhtir. Oraya kadar. Hı, oraya kadar. Şimdi ahir ismine bakacağız. Ahir ismiyle ne demek? İnsan nedir? Mahiyeti nedir? İnsanın hakikati nedir? İnsanın kanuniyeti ve sureti nedir? Kainatı ı sura olan insan kendini tanımalı. Yani eee Kain e, neydi? Zairisine baktığımız zaman kendi duyguları ile kendi duyguları ile kainata bakıyordu. E, ahir ise yani meyve acı meyvesini düşün. ağacı meyvesi ne yapmış orada? Ha meyve insandır. Yani kendini tanıyacaksın. Mesela şu 218'de insan nedir? Mesela 30. Leman'ın 5. nüktesinde hayat nedir? Mesela 33. pencerede 30. pencere insan nedir? İnsan derslerini okuyarak kendini tanıyacaksın. Bu ne demektir? Ahir ismiyle bak meyvenin en son vazifesi meyve vermek gibi abi. E, ağacın en son vazifesi tasavvufta nedir bu tasavvufa uygularsak tasavvufçuların ahir ismine keşif ve kerameti bulması bulmaması kazanıp kazanmaması bunun peşinde şimdi son isim evvel ismi bak ağacın görünüşüne zahir ağacın gözükmeyen makine tarafına batın ağacın meyvesine, hulasasına e, ahir şu anda ağacın köküne bakacağız. Evet. Evel ne demektir? Nur-u Muhammediye aleyhissalatü vesselam cihetiyle insan onun bir nikası olduğunu e, karşılığı olduğunu enesi olduğunu bende bir ben vardır, benden içeri yani içeri doğru girelim, benim gömleğim, ben diyen arkada, benim atletim ben diyen arkada benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum bitti. Bak ruha da sahip çıkan o ene. Yani büyük kainatta ise meçul. Meçul, barla geçiyor meçul. Peygamber aleyhissalatü vesselam nuru Muhammed'inden yaratılmış. Ha meçulun nuru Muhammed'i de nuru Muhammed'inin bir inikası, bir cilvesi bende olursa ne denilir? Ene. Demek ki nasıl ki ağacın başı var çekirdek. Bu kâin varlığın cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Arş, Kürs hepsinin başı nedir? nur Muhammed. Onun bendeki karşılığı ene. Ha kendine ene cihetiyle bak. Her şeyin başı benim. Bu noktadan tefekkür alışırsak Arş benim, Kürs benim, Arş azam benim, Lefi Mahfuz benim, Cebrail benim, Mikail benim, İsrafil benim, Azrail benim, Kadın benim, Erkek benim, Dün benim, Yarın benim, her şey benim. Buna alışacağız. Tasavvufta buna karşılığı nedir? Yani dur tasavvuf olmadan bizdekini de biraz da okuyayım. Yani evvel ismiyle, enerjiyetiyle Cenab-ı Hakk'ın zatına ayna darlığını düşüneceksin. zatına Allah'ın zatını çünkü Allah kainata sığmadı mümin beni, bana iman eden mümin kulumun kalbine sığdım diyor ya kainata Allah sıfatlarıyla var insanda zatıyla var böyle tefekkür ederse insan insanda enesinde Allah taayyum ve teşahhus eder şu 9. sayfa yani bunu iya kena budu iya keneste makamına gelenlerdir. En azından tefekkür edeceğiz. Tasavvufta olursa ne olur? Mesela e, tarikat mesleğinin pirleri var. Ge Kadiri isen Geylani, Nakşi isen Bahattin Nakşibendi ve İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni düşüneceksin. Piro. Topluyorum. Ülfet belası tek ağaca zahirine bakmakta olur. Netice bitti de kolası edeyim. Ülfet belasından çıkmak için ağaca dört noktadan bakacaksın. Ağaçta maksat insandır. Ağacın birinci noktası nedir? Görünüşüdür. Buna zahiruhu isim. Ağacın bir de gözükmeyen tarafı var. Makine tarafı. Bu da batinuhu. Bir de ağacın meyvesi var. Bu da ahiruhu. Bir daha ağacın çekirdekli var. Eveluhu. İnsanın da bir eveli var. Bir ahirisi var. Bir zahirisi var. Bir batınısı var. Dört isimle beraber bakarsak bakma nispetinde ülfet kırılıyor. Şu anda yaptık yani. Şu anda senin de ülfetin kırıldı. İnsan Allah Allah insan neymiş? Peki ne o, kar olur? Çok şey olur da bir tane şey olur. C cennet gaye olmaktan Cehennem korkusundan kurtuluyorsun Çünkü cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail Hepsi senden yaratılmış Sen asılsın, onlar senin gölgen O zaman cennet gaye olmaktan Cehennem endişe olmaktan çıkıyor Riza ilahi gaye oluyor Ünsiyet oluyor Allah'a Artık Allah diyorsun ya Cennet, cehennem hiç ilgini çekmiyor İsteyene ver onu bana seni gerek seni dettiriyor. Anladın mı? Tarikata uygulursak zahiru ile bakın. Tarikatçıların da ülfeti var. Sırf evrat eskerine bakıyor. Zahiruhu. Batına ağacın görünüşün arkası batinuhu şeyhine bakıyor. Oradaki halifesine. Efendim ahiruhu keşif ve kerametine bakıyor. lan ne? okuduk ama bu kadar çektik ama şey aradı mı var mı elde avuçta keşif keramet haz lezzetler var mı ona bakıyor luhu ise o tarikatın o yolun pirlerine bakıyor Ona şef kalıyor Kadir ise Geylani Nakşi ise Nakşi Bende Hazretleri rahmetullahi aleyhlere bakıyor demek ki bu ülfet belasından çıkmanın yolu ünsiyeti artırmanın yolu tek isimle değil dört isimle beraber bakmak. Yani ağaca tek yönle bakarsan keresteyi düşünürsün. Olan bundan iyi odun olur. İyi mobilya olur. İyi salıncak olur. Ama ağacın batınısıyla bakarsan vay be maşallah ya. Burala odun da şey odunu bu suyla güneşte nasıl yapmış? Şu odun ağaç donmuş güneştir. Bu nasıl yapmış ya? Meyve itibariyle bakarsan Ağaçtan tamamen her şeyinden kulasalanmış. Şu ağaca bak ya dallarını semaya açmış. Güneşten, havadan, tozdan, buluttan, yağmurdan almış da almış yaprak ellerini. Gitmiş bana meyve olarak takdim ediyor. Ona ne acayip bir şefkatli valideye benziyorsun. Ellerini semaya açtın bana meyveyi getirdin verdin. Bu ahiruhu. Bir de bu ağacın hakikaten ya böyle bir ağaç. Bak sana konuşurken çamı görüyorum. O kadar muhteşem bir ağaç ki. Yani böyle bakın şuna. Yani onun planını, projesini, matematiğini, elektriğini, su tesisatını, belediyedeki plan projesini hepsini çekirdekte çizilmiş. Ah, evveli da bu. Böyle bir dördünü birden bakabilme. Çekirdeği görürken ağacı, ağacı görürken çekirdeği, zahiri bakarken batınısını, evveline bakarken ahirisini. Ulan çekirdeğe bak ya. Koca ağaç yaptı sonra onu meyve meyvede de aynı çekirdek yapmış. Yani çi, evvelle ahir ile batını beraber görmek ülfetini kırar. Onları tek tek değil aynı anda değil mi? Abi? Aynı anda. Ama ilk önce tek tek oluyor böyle konuşurken. Şu anda zaten alışa alışa bir nur talebesi acaba bakınca böyle tek tek düşünmez. Vay be. Ağaca bakarken meyveyi görüyor, meyvedeki çekirdeği bakarken kökteki çekirdeği görüyor. Bir de ağacın makinesine bakıyor, arka tarafa. Su tesisatı, elektrik tesisatı, plan ve projesi, oradaki matematikler vesairesi.